Merhaba arkadaşlar. Haydi Gidiyoruz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizi Almanya'nın en güzel köylerinden bir tanesine, daha doğrusu kasabasına götürmek istiyorum. Köy dedim çünkü nüfusu çok fazla değil. 12.000 nüfusu var buranın. Sizi buraya getirdim çünkü aşırı derecede güzel burası. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. O halde haydi gidiyoruz. Evet arkadaşlar, kasabamıza girerken bizi ilk olarak Almanya'nın en eski bira fabrikalarından bir tanesi karşılıyor. En son faaliyetini 150 yıl önce tabii ki bitirmiş. Monschau kasabası eskilerde bir köydü. 1972 yılında alt köy buraya dahil edildi ve kasaba unvanını aldı. Şu an Monschau'nun içinde 1600-1700 kişi civarı yaşıyor. Çevre köylerle birlikte, yani bağlı olduğu köylerle birlikte bu rakam 12.000'e kadar çıkmış durumda. Burada gördüğünüz gibi Ruh Nehri'miz bulunuyor. İkinci Dünya Savaşı'nda tabii ki çok büyük roller oynamış bu nehirler. Ağustos ayında olduğumuz için nehir biraz su kaybetmiş ama kışları bayağı bir yükseliyor bu nehir. Kasaba deniz seviyesinin 517 metre yüksekliğinde. Kışları bayağı karlı geçiyor burası. Sağ tarafta ise eski tekstil fabrikasını görüyoruz. Şu an farklı bir amaçla kullanılıyor. İçerisinde müzeler mevcut. Burada gördüğünüz gibi 1000'in üzerinde ölmüş, doldurulmuş hayvan mevcut. Bununla ilgili ayrı bir video çektim. Onu da YouTube kanalımızın listesinden görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu hayvanların hepsi tamamen gerçek. Hepsi buralardan ve çevre köylerden getirtilmiş. Avcılık konusunda bayağı meşhur burası. Kendilerine ait bir kulüpleri bile var. Gördüğünüz gibi kasaba uçsuz bucaksız ormanların içine kurulu. Bu ormanların içinde ayrıca evler mevcut, köyler mevcut. Monschau sadece buradan ibaret değil. Bu gördüğünüz ise 2. Dünya Savaşı'nda insanların saklandığı sığınaklar. Burası ayrıca 2. Dünya Savaşı'nda esir kampı olarak da kullanılmış. Burası bayağı bir olaylar geçirmiş yani. İkinci Dünya Savaşı'nda bu nehirlerin çok fazla bir pozisyonu görevi olmuştur. Ayrıca Monschau'a bağlı köylerin bir tanesinde Sovyetler Birliği'ne ait 162 mezardan oluşan mezarlık var. Onu da belirteyim. Bu nehir gördüğünüz gibi şu an biraz kurak ama kış aylarında gerçekten duvarlara kadar tırmanıyor. Tabii taşmıyor. Kasabanın bu kadar meşhur olmasının nedeni İmparator Karl, yani Almanların imparatoru ve Rus çarı 3. Peter'in 18. ve 19. yüzyılda buraya gelmesiyle başladı. Ondan sonra bayağı bir ilgi görmeye başladı bu kasaba. O zamanlar tabi dantel ve kumaş yapım endüstrisiyle meşhurmuş burası. Tabi artık öyle bir şey yok burası. Normal bir kasaba artık. İnsanların ziyaret ettiği, müzelerin bulunduğu. Tabi insanlar burada haliyle yaşıyor. Normal iş yapıyorlar. Yani çevrede zaten büyük şehirler de var. Evler tarihi dokusunu yitirmeden bugüne kadar gelmişler. Bu da Almanların çevresine, doğasına ve tarihine ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Gördüğünüz gibi insanlar buraya hem alışverişe, hem gezmeye, hem yemek içme konusundaki ihtiyaçlarını gidermeye geliyor. Evlerin büyük bir bölümü ahşaptan oluşmaktadır. Gördüğünüz gibi koca koca evler. Hepsi bakımlı. Yani insanoğlu bunlara bakım yapmadıktan sonra bu evlerin böyle kalması imkansız. Bakarsan bağa, bakmasan dağ olur. Boşuna dememiş atalarımız. İnsanlar burada onun uğraşı içerisinde. Yani bunlar zaten ne bileyim insanın kendisinden gelmesi gereken şeyler. Üzerinde bulunduğumuz cadde ayrıca arabaların geçebildiği bir cadde. Ben daha sonra buradan yavaş yavaş tabii ki 9 veya 8 kilometre hızla geçebiliyorsunuz buradan. Çünkü sokaklar bayağı dar. İnsanlar geziyor. Burası genelde hafta sonları böyle kalabalık. Genelde hafta içleri normal yerel halkı bulunuyor. Çoğu da zaten işine gidiyor. Çevre illere, ilçelere gidiyorlar. Burada çeşitli alışveriş yapma imkanlarınız var. Monschau Belçika sınırına çok yakın. Daha doğrusu Belçika sınırında. Ayrıca Aachen şehrine bağlı. Aachen şehri de 250.000 nüfusuna sahip bir il. Oraya bağlı. Onu da ayrıca sizler için çekmeyi düşünüyorum. Aachen da çok eski bir şehir. Burada gördüğünüz gibi çeşitli antika eşyalar, hediyelik eşyalar mevcut. İnsanlar burada tabii ki ticaretini de yapıyor. Turistik yer olduğu için bir sürü dükkan var gördüğünüz gibi. Burası da sanırsam ileride alacağım bir ev. Çok güzel, tam istediğim şekilde, tertemiz, ağaçların arasında, ormanın içinde. Sabahları kuş cıvıltılarıyla uyanırsınız büyük ihtimalle. Burada da çeşitli oteller mevcut. İnsanlar tabii ki turistik amaçla da geliyor, iş amacıyla da geliyor. Burada insanlar alışveriş yapıyor gördüğünüz gibi. Şapkalar, bilmem neler, tekstil ürünleri. En son tekstil fabrikası 1982 yılında faaliyetini durdurmuş durumda. Ondan sonra dediğim gibi insanlar farklı ticaretlere, farklı iş pozisyonlarına yönelmiş. Burada da Cemal'le Ceki'yi görüyoruz. Şapka deniyorlar. Eğer beğenirlerse onlar da bir tane almayı düşünüyor. Evlerin yapısını gördüğünüz gibi Harry Potter'da, Yüzüklerin Efendisi'nde görüyoruz genelde. Yani gerçekten tarihi dokusunu korumuş evler. İnanılmaz derecede güzeller. Yani farklı bir atmosfere götürüyor sizi buralar. İnsanlar genelde dediğim gibi buraya çok büyük önemler veriyor. Almanya'da zaten aşırı derecede fazla tarihi köyler ve kasabalar mevcut ve hepsi çok güzel bir şekilde korunuyor, sahip çıkılıyor. Monschau kasabasında ayrıca 3 tane ilkokul mevcut. Buraya bağlı, yani Monschau'a bağlı 6 köydeki çocuklar da bu ilkokullara geliyor. Gördüğünüz gibi Ruh Nehri'miz tekrardan. Ne kadar güzel. Gerçekten tertemiz her taraf. Monschau kasabasında ayrıca Hristiyan mezhebine ait 2 kilise mevcut. Biri gördüğünüz bu Protestan kilisesi. Diğeri de biraz sonra göreceğiniz Katolik Kilisesi. Monschau kasabası ayrıca el işçiliklerine, ondan sonra sanata çok büyük önem veriliyor. Burada çeşitli demirlerden çeşitli figürler yapılıyor. Ondan sonra cam üfleyicileri de meşhur buranın. Gördüğünüz gibi bunların neredeyse tamamı burada üretilmiş. Ne kadar güzel yapılmış. Post kartları da burada mevcut. Dükkan içerisinde ayrıca çeşitli hediyelik eşyalar bulunuyor. Onları da insanlar eşlerine, dostlarına götürüyor. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel bir dükkan. Gördüğünüz gibi burada da temin bahsettiğim Protestan Kilisesi mevcut. Şehirde ayrıca Katolik Kilisesi de var. Bazı arkadaşlar önceki köy videomuzda neden kiliseye girdiğimizi yazıyorlar. Arkadaşlar, kiliseye girmek dininizi değiştirmiyor. Kültürünüzü sadece genişletiyor, büyütüyor. Başka kültürleri, başka dinleri görme şansınız oluyor. Bunlar nerede ibadet ediyor, neler yapıyor? Bizim camilerimiz gibi onların da ibadethanesi burası gördüğünüz gibi. Genelde özel günlerde, ayinlerde vesaire geliniyor buraya. Bayağı temiz, büyük. Yani güzel bir kiliseye benziyor. Bu bir tapınak veya Yahudilerin sinagogu olsa bile yani girip bakmakta fayda var. Sonuçta bu sadece bize yeni şeyler, yeni bilgiler katmaya sağlıyor. Burada işte Müslümanlıktan çıkmazsınız, korkmayın yani. Sonuçta biz dinimizden çıkmadık yani buraları gezdiğimizde. Burada yaşayan insanlar ortalama evlerine, yani daha doğrusu dairelerine 700 Euro'dan başlayan fiyatlarla kira ödüyorlar. Tabii yukarı doğru sınır yok. Evlerin fiyatları ise artık tam olarak konumuna bağlı 250.000 Euro'dan 1 milyon Euro'ya kadar çıkıyor. Ama tabii ki uygun bir evi burada 300.000 Euro'ya bulabilirsiniz. Genelde Monschau'nun biraz üst kısımlarında veya köylerinde oluyor. Zaten köyleri de buraya çok uzakta değil, hemen yakın. Eminim izleyicilerimizin birçoğu bu tarz yerlerden hayal kuruyordur ama Almanya'nın inanın birçok yerinde bu tarz yerler mevcut. Kasaba olsun, köy olsun, hepsi tertemiz, pırıl pırıl. İnsanlar buraya değer veriyor, önemsiyor, tarihlerini unutmuyor. Yani her türlü bu şekilde yaşama şansınız var. Bunlar rüya değil, bir film sahnesinden bir kesit de değil. Gerçekler yani, real life deniyor. Burada gördüğünüz gibi Almanların dediği gibi Marktplatzları var, yani pazar yeri. Burada çeşitli pazarlar kuruluyor ara ara. Onun dışında restoranlar mevcut. Karşıda da kiliseyi görüyorsunuz. Birazdan onunla ilgili bilgi de vereceğim size. Oraya da gireceğiz. Burada da çeşitli ara sokaklar var. Bu sokaklar bayağı yukarı ormana kadar çıkıyor ve ormandan sonra da çeşitli yollar bulunuyor ve köylere geçiliyor. Direkt üst tarafta Monschau'a ait bir köy daha var. Yani Monschau'a bağlı. Burada da Cemal'in hayranlıkla izlediği heykeller mevcut. Demirden bunlar. Eskiden dediğim gibi tekstil konusunda bayağı bir meşhurmuş burası. Onu sembolize ediyor. Eskiden tabii ki büyük fabrika aletleri yoktu. Elle yapılıyormuş her şey. Şimdi de Monschau'da Maria Katolik Kilisesi'ne girdik. Temin girdiğimiz Protestan Kilisesi'ydi. Bu biraz daha büyük gördüğünüz gibi. Aynı şekilde, aynı sistem. İbadet ediliyor burada. Karşıda gördüğünüz gibi günah çıkarma kabinleri mevcut. Sağ tarafta da aynı şekilde. Ayrıca bizdeki gibi genelde yakılan dilek mumları bunlar. Bizde genelde türbelerde yapılıyor bu sanırsam. Yanlış hatırlamıyorsam. Karşıda da ibadet edilecek yerler var. Ork mevcut karşıda gördüğünüz gibi. Hristiyan mezhebin iki kilisesinin 200-300 metre arayla olması da enteresan. İnsanlar burada dövüşmüyor, kavga etmiyor. Bizde biliyorsunuz Şiilerle Sunnilerin hep böyle bir savaşı var. Camiler bombalanıyor genelde. Bunlar çok üzücü şeyler bence. Yani herkes istediğine inanıyor. İstiyorsan Katolik ol, istiyorsan Müslüman ol, istiyorsan Budist ol. Yani bu tarz şeyleri insanlar artık aşmış durumda burada. Her dine hoşgörüyle karşılamak gerekiyor. Kilisede çeşitli gördüğünüz gibi heykeller mevcut. Bazı şeyleri sembolize ediyor. Buradan da kilisenin ön tarafını göstereyim. Jacqueline kendisi Katolik, eşim yani. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz biz. O benim inancıma saygı gösteriyor. Ben onun inancına saygı gösteriyorum. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyoruz. Bunun da böyle olması gerekiyor. Sonuçta herkes inandığı şeyde kalmalı diye düşünüyorum. Kimse kimseyi zorlamasın. Yani tabii ki herkesin kendi özgür seçimi bu. Şöyle kiliseden çıktık. Gördüğünüz gibi muhteşem kasabamız yine karşımızda. Çok romantik bir kasaba gerçekten. Burada insan farklı duygulara kapılıyor. İnsanın içi bir hoş oluyor. Evler, sokaklar, caddeler, insanlar, herkes huzurlu bir şekilde hayatını sürüyor. Bu enerji gerçekten bize de yansıdı. Kendimizi bir mutlu hissettik. Sonuçta çok güzel bir yer burası. İnsanlar da pozitif enerji yaydığı için otomatikman kendinizde de bunu görüyorsunuz. Burada da Jackie Cemal'e kendi diniyle ilgili bazı şeyler anlatıyor. Benle Cemal Müslümanız elhamdülillah. Ama onun dinine de saygı gösteriyoruz. İstediği şekilde yaşayabilir. Burada da Monschau halkının sahip olduğu küçük butiklerden bir tanesi var. Burası ayrıca motosiklet tutkunlarının vazgeçilmez yerlerinden bir tanesi. Kasabadan çıktıktan sonra çok böyle aşırı derecede kıvrımlı yollar var, otobanlar var. Yani otoban demeyeyim buna, yani hızlı yollar diyeyim. 100'lük, 120'lik yollar. Motosiklet tutkunları biliyorsunuz böyle kıvrımlı yollara bayılırlar. Yatma pozisyonuna geçebiliyorlar. Normal düz yolda yapamadıkları şeyleri orada yapabiliyorlar. Karşıda da Monschau tepeden görebileceğimiz bir yer var. Birazdan oraya gideceğiz. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? İnsanın gerçekten içi açılıyor, muhteşem. Eskiden izlediğim bir filmi anımsattı bu bana. İzlemeyenler izleyebilir. Flat sokağının şeytan berberi diye. Filmin konusu orta çağda yaşayan bir berber. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. İnanın bana, buradaki sokakların aynısı o filmde mevcut ve evlerde tabii ki. Ona benzer bir film daha var. Parfüm filmi. O da orta çağda geçen bir konu. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Filmin konusu bir tane adam veya çocuk diyeyim, insanları öldürüp onlardan parfüm yapıyor. Aynı şekilde bu tarz bir yerde. Yüzüklerin Efendisi ile Harry Potter zaten bilinen filmler. Onlar da bu tarz yerlerde geçiyor. Gerçekten sanki orayı yaşıyormuşum gibi bir hisse kapıldım. Şimdi ise kasabayı en tepe noktasından görmeye gidiyoruz. Hem manzarası güzel hem de siz de şehri tepeden görmüş olursun. Gerçi videomuzun başında ufak bir drone'la tur yaptım burada. Çok yakınlaşamadım çünkü çok yakından çekmek yasak. Yani insanların bulunduğu yerde drone'u uçurmam yasak. Onu belirteyim. O yüzden çok yakına gelemedim. Siz de görüyorsunuz zaten. Buradan da çok güzel bir manzara görünecek şimdi. Karşı tarafta da Monschau Kalesi mevcut. Onu da es geçmeyeyim dedim. Buradan da evlerin çatılarını görüyorsunuz. Ne kadar güzel, ne kadar temiz, ne kadar bakımlı. Gerçekten bu evlerin yüzyıllar boyunca ayakta durması muhteşem bir şey. Bazı izleyiciler Almanya özentisi, Almanları niye bu kadar övüyorsunuz? Almanlar şöyle, Almanlar böyle diyor. Arkadaşlar, yani fazla söze gerek yok. İnsanoğlu bir şeyi güzel gördü mü övmeli de, yani sevmeli de, örnek de almalı yani. Bunun özentilikle hiçbir alakası yok. Bence bunlar çok güzel. Bana ülkemizde bu tarz yerler gösterin. Oraları da övelim. Veya ne bileyim, başka bir yerde olabilir bu. Hiç fark etmez. Tabii ki ülkemizde de çok güzel yerler var ama bunların da tadı ayrı. Bunları da göstermemiz gerekiyor. Sonuçta Türkiye'mizle ilgili birçok video da var. Ben burada yaşadığım için gördüğünüz gibi bu muhteşem kasabayı göstermek istiyorum ve daha niceleri gelecek. Kimse buralarda yaşamak zorunda değil. İsteyen istediği yerde yaşayabilir. Biz burayı tercih ettik. Burası bize hitap ediyor. Yani dediğim gibi herkes mutlu olsun. Monschau kasabası ayrıca Hardal konusunda çok ünlü. Hardal değirmenleri mevcutmuş zamanında burada. Gördüğünüz gibi onlardan bir tanesi karşıda. Nehrin su gücüyle hareket ediyor. Şu an zaten koruma altında eski olduğu için. Almanların en çok belirgin özelliklerinden bir tanesi zaten disiplinli ve soğuk olmaları. Bunu bilen bilir. Yani insanlar bu şekilde büyümüş, bu şekilde yaşamış. O yüzden yadırgamamak gerekiyor. Biz nasıl sinirli ve asabi bir milletsek, onların da soğukluğu kötü yani. Burası da bir müze. Daha önceleri Hardal fabrikasının bir kısmını oluşturmaktaydı. Müzeye çevirmişler. Koruma altında burası. Tabii bu soğuk olmalarını bütün millete mal edemeyiz. Sonuçta içlerinde gerçekten çok sıcakkanlı, çok iyi, çok mütevazi insanlar da var. Yani bir şeyi bütün ülkeye mal edemeyiz. Bazen Nazi konusunda Hitler zamanındaki olayları şu anki Alman halkına yüklemeye çalışıyorlar. Gerçekten çoğu bu şekilde düşünmüyor. Onun dışında ülkede zaten aşırı derecede fazla, yani yabancı var. Yani Bizim ülkemizde bu kadar yabancı olsa çok farklı davranacağımızı düşünüyor. Her milletin iyisi kötüsü de vardır. Bunu bilmeniz gerekiyor yani. Bu kadar dar düşünmemek gerekiyor. Sokaklarda gezerken Cemal'in canı dondurma çekti. Gördüğünüz gibi 6,5 euro, 7 euro civarında. Burada da çeşitleri var. 8 euroya kadar çıkıyor. Bu waffle'lar taze olarak yapılıyor. Dondurmanın küllahı yani. Genelde Belçika'da çok güzel yapılıyor bunlar. Zaten sınırda olduğumuz için oradan esinlenmişler. Belçika kültürü de var biraz burada. Evlerin mimarisi vesaire. Bunların hepsi elle yapılıyor gördüğünüz gibi. Taze taze. Üstünde çilekleri mevcut. Cemal tabi bu kadar koca bir dondurmayı görünce gözleri fırlayacaktı neredeyse. Dükkandan çıkınca yaşlı teyzeler Cemal'e takıldı. Bu kadar büyük dondurmayı sen mi yiyeceksin diye. Güldük biraz. Ayrıca şehrin içinden, daha doğrusu kasabanın içinden bu tarz tren tarzında araçlar geçiyor. İnsanların daha hızlı bir yerden bir yere ulaşabilmesi için. Burası da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mağaralardan bir tanesi. Dediğim gibi başta belirttim bunu. 2. Dünya Savaşı'nda insanlar buraya sığınmış. Burasını görüyorsunuz. Bunun ilerisi de var. 2. oda, 3. oda. Mağaranın içi komple bunlarla dolu. Tabii biz pek içerisine giremedik kapalı olduğu için. Şöyle uzaktan göstereyim. Gördüğünüz gibi koca koca dağlar, aralarını içlerini oymuşlar. Burada da gördüğünüz gibi eski bir ev aynı şekilde. Galeriye çevirmişler. Çeşitli sanatsal etkinlikler yapılıyor. Umarım bu kasaba hakkında güzel bilgiler edinmişsinizdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz tabii ki beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca abone değilseniz de abone olabilirsiniz, bizi destekleyebilirsiniz. Bu videoyu arkadaşlarınızla, dostlarınızla da paylaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Monschau'dan selamlar.